Evet, basınla ilgili bizim bir iletişimsizliğimiz oldu. Doğru. Benim basını ciddiye almadığım, benim basını takmadığım gibi gerçekten düşüncenin dışında olan şeyler yazıldı. Ama bazı şeylerde de ayıp edin bize karşı. Örneğin basın ahlakından uzak şeylerle ben maruz kaldım. Bir hakkında iftira veya iddia neyse, siz bunu yazacaksanız önce muhatabına da bir sorun. Sorun bize. Yani bana bu, biz bunları hep böyle gördük. Bize de bir sorun. Yani bizim de eğer cevabımızı yazın oraya. Ama sadece kalkıp da siz bunu bu şekilde yaparsanız biz belediye başkanlığını kazandık. İlk 3 ay boyunca dünyayla bağımız kesildi. Çünkü sağ olsunlar ben günde belki belediyede 1500 kişiyi ağırladım. 3000 tane telefon yedim. Telefonların bakma imkanı yok. Telefonun günde 3-4 defa kapatıyor. Ateş gibi ısınmış. Sosyal medyadan ayrı çağırdılar. Instagram, WhatsApp çağırdılar. İnanılmaz derecede bir yoğunluk başladı. O sırada ben tabii ki basına da, ya aileme bir zaman ayırdım. Ben eşim eve gittiğim zaman, Mutlu hoş geldin. Ben aileme zaman ayıramadım. Şimdi bunu kalkıp da basını ciddiye al, ben sizleri ziyaret etmek istiyorum. Gelmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Ya bu memleketi ben tek başına, benim ismim, lakabım Google falan değil. Ben bilen bir adam değilim. Ben bilene danışmayı seven bir adam. Ben geleyim, size bir danışayım, konuşayım. Ya böyle benim psikolojim de felsefem de olur. Ama bu yoğunluğun içerisinde ilk 3 ay evet dünyayla bağımız kesildi. İnanılmaz derecede hayırlı olsun ziyaretleri, telefonlar. Biz size iletişimi kestik ama ondan sonra da ben bu arada da sizi de izlemek istedim. Ama bir baktım, Umut Yılmaz'a açık söylüyor, iftiralar. Umut Yılmaz'a ayıp edildi. Yani ben Umut Yılmaz'a vurayım da Umut Yılmaz yanıma gelsin. Ben bunları söyleyeyim de dikkatini çekeyim de ben bir şey alırım. Ben bu kurgu felsefede değilim. Benim karakterimi yakın arkadaşlarım çok iyi. Ben böyle bir şekilde 5 yılımı geçirmek istemiyorum. Yapmayacağım. Yani bana vuracaksınız. Ondan sonra ben dikkatimi çekeceksiniz. Siz bunları bilen insanlarsınız. Ben bunu sizin sadece aranızda, bizim mesleğimizde de var. Bakın. Mimarlık, mühendislik, her insanın olduğu